Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün videomuzda Sylvester'ın burnunu öreceğiz arkadaşlar. İki parça öreceğiz, beyaz ve kırmızı ip kullanacağız. Bir de Sylvester'ın kulaklarını öreceğiz, o da iki parça olacak. Beyaz ve siyah ip kullanacağız. Ben hazırım, sizler de hazırsanız, ipleriniz, tığınız hazırsa haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Önce 4 adet zincir çekiyoruz. 4. Şimdi ikinci zincire bir tane sık iğne örüyorum. 1. Sonraki sık iğnenin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1. 2 ve 3. Şimdi diğer tarafa döneceğim. Şurada bir tane var. Buraya 2 tane aynı yere sık iğne örüyorum. Şu yanındaki sık iğneye 2 tane sık iğne örüyorum. Böylece birinci sıramı bitirmiş oluyorum. Bu sıramda 8 adet sık iğne olması gerekiyor. Sıramı birleştirip bir zincirle çıkacağım arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. İkinci sırada bir arttırma örüyorum. Bir sık iğne, 3 arttırma öreceğim. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam ve üçüncü arttırmam. Sonra bir tane sık iğne öreceğim. Şimdi İkisinde de arttırma yapacağız. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam. Sıramı birleştiriyorum. Bu sıramda toplamda 14 adet sık iğne olması gerekiyor. Bir zincir çekip üçüncü sırama geçiyorum. Bir tane arttıracağım. 3 tane sık iğne. Bir tane arttırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane sık iğne. Bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle çıkıyorum. Bu sırada 18 adet sık iğne olmalı. Dördüncü sıramızda 8 sık iğne bir arttırma öreceğiz. Bunu 2 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar. 2, 6, 7, 8, bir arttırıyorum. 8 tane daha örüyorum. 7, 8, bir tane arttırıyorum ve sıramı birleştirip bir zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda da 20 adet sık iğne olması gerekiyor. 5. sıramızda 20 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 19, 20. Sıramı birleştiriyorum ve böylece 5. sıramızı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İpimizi dikiş payı bırakarak uzun kesiyoruz. Böylece Sylvester'ın burun ucu olan kırmızı parçasını örmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burnumuzun beyaz bir parçası daha var. Yani
Bu kırmızının altına öreceğimiz bir beyaz parçası var. Onu öreceğiz arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. Altı. İpimi sıkıştırıyorum ve sıramı birleştireceğim. Sıramı birleştirip bir zincirle ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda her sık iğnede bir arttırma örüyorum. Bu sıramızda arkadaşlar toplamda 12 adet sık iğne olması gerekiyor. 11, 12. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle çıkıyorum. Üçüncü sıramızda bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. 2. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir sık iğne, 1, 2. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. 1 sık iğne, 1 arttırma, 1, 2. Böylece sıramızı birleştirip bir zincirle çıkıyoruz. Geldik 4. sıramıza. 4. sıramızda da 2 sık iğne, 1, 2, 1 arttırma öreceğiz. 1, 2, 2 sık iğne, 1 arttırma olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 1, 2 ve 1 arttırma. Bu sıramın da sonuna geldim. Sıramı birleştiriyorum ve bir zincirle çıkıyorum arkadaşlar. Geldik 5. sıramıza. 3 sık iğne, 1, 2, 3, 1 arttırma örüyorum. 1, 2, sıra sonuna kadar 3 sık iğne, 1 arttırma devam ediyorum. 1, 2, 3, 1 arttırma örüyorum ve sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle çıkıyorum arkadaşlar. 5. sıramın da bu şekilde sonuna geliyorum. 6. sıramızda sadece 30 adet sık iğne örüyoruz. Bu sıramızda zaten 30 adet sık iğne var. Sadece 30 adet sık iğne örüyoruz. 29 ve 30. Bu sıramın da sonuna geliyorum. Sıramı birleştirip bir zincirle çıkıyorum arkadaşlar. Bundan sonraki sırayı dönerek örmeyeceğiz. Bu sırayı düz öreceğiz. Gidip geleceğiz sıraları. Şimdi bunu birinci sıra gibi düşünürsek arkadaşlar, birinci sıramızda 12 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 11 ve 12. 12 sık iğnemi ördüm. Şimdi bakın, burası 12 sık iğne. Bu 12 sık iğnenin geri kalan sıralarının sayısının da 18 olması gerekiyor arkadaşlar. Kontrol edersiniz. Şimdi geliyoruz ikinci sıramızı örmeye. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bir tane arttırma öreceğim. Bir arttırma. Bir arttırma. 10 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 9 ve 10. Bir tane arttırma örüyorum. Bir tane de buraya arttırma yapıyorum. Şimdi bu sırada, bu bölümde 14 adet sık iğne olması gerekiyor. Tekrar bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bir tane arttırma öreceğim. Bir tane arttırma örüyorum. 12 tane sık iğne örüyorum. 1, 2,
10, 11, 12. Bu son sık iğnemin içine de bir tane arttırma öreceğim. Sıramı bitiriyorum. Bu sıramızda 16 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bir tane zincir çekip geri dönüyorum. 16 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 15 ve 16. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Geliyorum. Bu bölümde 5. sırama. Bir tane azaltıyorum. Bir azaltma. Sonra 12 tane sık iğne öreceğim. 2, 11, 12. Bir tane azaltma yapıyorum. En sonda bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu sıramda 14 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bir tane daha azaltma yapacağım arkadaşlar. Başlangıçta bir azaltma. 10 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 9 ve 10. Şimdi bir tane de azaltma öreceğim. Bu sıramda da 12 tane sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar azaltmayı yaptıktan sonra 5. sıranın sonunda azaltmayı yaptıktan sonra bu dibe batıyoruz. Dibe batıp bir sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane azaltma örüyorum. 10 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 9 ve 10. Bir tane azaltma yapıyorum. Ve şimdi burada yine dibe batarak bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bundan sonra bir tur örüyoruz arkadaşlar. Bir tur öreceğiz. Düz. Evet. Bu alt tabanında döndüm. Şimdi bu kısımdan da tekrar devam edeceğim. Bu kısımdan da bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, sıramızın sonuna gelmek üzereyiz. Buraya da batıyorum. Böylece örgümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. Şeklimizin bu olması gerekiyor. İpimizi uzun keselim. Dikiş payı da bırakalım. Evet. Burnumuzun alt kısmını da böylece örmüş oluyoruz arkadaşlar. Kırmızıyla ucunu da örmüştük. Daha sonra bu parçayı bu kısma dikeceğiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 7 adet zincir çekiyoruz. 6, 7. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne öreceğiz. İkinci zincirden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. Burada 3 tane aynı yere sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 3 tane. Şimdi 5 tane daha sık iğne örüyorum. 1, 2,
2, 3, 4 ve 5. Görüyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bitiriyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikiş payı bırakacağım. Bu parçadan 2 adet örüyoruz. 7 adet zincir çekiyoruz. 2, 6, 7. Şimdi ikinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5. Bu son zincirde aynı zincirin içine 3 tane sık iğne örüyorum. 2, 3. Diğer tarafa döneceğim. Burada da 5 tane sık iğne örüyorum sırasıyla. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincirle çıkıyorum. İkinci sıramızda 6 adet sık iğne örüyoruz. 2, 5, 6 sık iğne. Bir tane arttırıyoruz. Yine 6 adet sık iğne örüyoruz. 2, 5 ve 6. Sıramızı çıktığımız zincirin içine batarak birleştiriyoruz. İpimizi uzun kesiyoruz. Dikiş payı bırakıyoruz. Böylece Sylvester'ın dış kulağını da oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu iç kulağı örmüştük. Bu beyaz parçayı içine siyahlar kenardan görünecek şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bu parçadan 2 tane örüyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuzda Sylvester'ın burnunu ve kulaklarını ördük, tamamladık. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenilerinizi bırakmayı ihmal etmeyiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınız kanalımın büyümesi ve gelişmesi için çok çok önemli arkadaşlar. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayınız diyorum. Şimdilik hepinize hoşça kalın.